Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Play DDM Kırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Efendim Doze Web Up dizimizin 8. bölümünün analizi konuşması üzerine yani olaylar üzerine konuşacağız bu videoda. Şimdi ilk olarak 6 yıl önceden başlıyor ilk sahnemiz. 6 yıl önce Antonio Hopkins'i bir daha görme şerefine nail oluyoruz. Büyük ihtimal bu sahneyi öncesinde çekmiş. Bütün sahneler çekilip gitmiş. Yani böyle sürekli bölüm bölüm Antonio abimiz burada durmuyor. Ve oğlu içeri giriyor Domitian. Domitian'la konuşmaya başlıyor. Biraz önemsemiyor küçük oğlanı. Söyle bakayım ne istiyorsun gibi cesaret bir şeyler söyledikten sonra ya abin adına bir şeyler yazıyoruz bu zafer ile ilgili. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin diyor. Ve bir anda için döktürmeye başlıyor. ...işte abisini övüyor, halkıyla nasıl iletişim kurması gerektiğini söylüyor. Daha sonra bir imparator tarafından yapılmış bir evin yıkılacağı, aslında bunun halka ait olduğunu söyleyerek bir yapının yıkılacağını. Buraya bir tane e, arena inşa edeceğini söylüyor. Bu... Şeyin hoşuna gidiyor, imparatorun hoşuna gidiyor. Ya diyor sende ne cevherler varmış oğlum diyor. Sonunda diyor ...tuttuğum öğretmenler işe yarıyor gibi bir e, moda giriyor Antony abimiz. Ve belli ki o olaydan sonra hem yapının yıkılıp yerine yeni bir arena yapılması için emir veriyor... ...hem de oğlunu daha sonrasında kendi yanında bir çeşit bürokrat gibi yetiştirmeye başlıyor. Bu sahneden ben bunu anladım. Daha sonra mekanı yıkılıp yerine arena yapılacağını söyledikten sonra... ...sonraki döneme geçiyoruz ve gerçekten yıkılmış... ...ve aranın yapılması, inşaat aşamasını görüyoruz. Etrafta işte Yahudi işçiler çalışıyor... de bir nevi kontrol için... ...şey için, teftiş için oraya geliyor... ...ve o anda bir tane Yahudi şey, işçi koşup... ...Domüşin'e suikast düzenlemeye çalışıyor... ...fakat yanındaki korumalar son anda engelliyor. Tabi diğer Yahudiler bu olayı çok sinirleniyor... ...çünkü orada Domüşin'i öldürmeyi başarsa bile... ...hani ne işe yarayacak... ...bütün belki de Yahudilerin kellesi gidecek... ...belki de hepsi öldürülmese bile... E, ceza olsun diye intikam olsun diye belki 100 tensi 200 tanesi orada idam edilecek. Buna çok sinirleniyor diyorlar. Ya diyorlar buna ne gerek vardı hani e, bu bizim neyimize yaradı? Ne kadar saçma bir hareketti deyip şey yapıyorlar. Özür diliyorlar bir nevi. Doğm işte üzerine gitmiyor. Hani sizden biri beni öldürmeye kalktı. Sizden bir 10 kişi 20 kişi öldüreceğim demiyor ki bunu diyebilecek karaktere sahip bir adamdan bahsediyoruz. Eee tabii bu önemli bir nokta. Yahudilerin böyle zaman zaman kendini rahatsız eden insanlara suikast düzenleyebileceği, onlara çeşitli şeyler, hareketler yapabileceğini görmüş oluyoruz ki bu imparatorun kardeşine dahi yapmaktan çekinmiyorlar. Bu İspanyol çocuk küçük olan sevgisiyle işte bir sahnesi var. Birlikte uyuyorlar, uyanıyorlar falan. Kız eve dönerken oğlan da işte abilerin yanına dönüyor ve abiler orada bir şakalaşıyor. Vay diyor işte bizimki erkek oldu aman daman gibicesinden dalga geçiyorlar. Daha sonra bir bölüm var sahne var böyle bir de elini uzatıyor diğeri de el, üçü de el ele tutuşup böyle yaşasın kardeşlik falan deyip arkada bir hafif müzik. O sahneyi görür görmez dedim ki ulan bunlardan kesin bir tanesi ölecek. Kesin ölecek. Neden? Genelde böyle sevgi dolu aile sahnelerini bu tarz bir dizide gördüğünüzde kesin aralarından biri ölür. Buna işte sarıyor. Bir de şöyle bir şey var. İspanyolların hepsinin işi çok rast gidiyor. Bir tanesi şampiyon olmak istedi oldu. Diğeri at yarışçısı olmak istedi oldu. Öteki kardeş istediği şeyleri elde ediyor. Yani bu herkes bir pislikle cebelleşirken İspanyollar sürekli işleri rast gidiyor, rast gidiyor, rast gidiyor. Hani sürekli 20x'larda 20 atıyor arkadaşlar. Ve dedim ki ulan bunların başına kesin bir şey gelecek. Bunlar bu kadar pozitif pozitif pozitif. Sonunda da işte babam sınıfındaki kankalar gibi dır 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 diye sarıldıklarında bir orada bir benim bir şey yaptı. Hani sigorta attı ulan dedim bunlara bir şey başlarına bir iş gelecek dedim. O sahneyi izler izlemez. Efendim daha sonra yarış başlıyor ve yarış başlayınca Domiş Domish, Domish'in diyorum özür dilerim. Scorpus şeyi öldürüyor. Kardeşlerden birinin ölümüne sebep olacak şekilde hareket ediyor. Hatta karşısındaki İspanyol şey diyor arkadaşı. Ne yapıyorsun sen diyor. Yani biz aynı takımın yarışçılarıyız. Neden böyle davranıyorsun diyor. Scorpus bunu bir kazanın önüne doğru itiyor. Sıkıştırıyor oraya. Ölmesine sebep oluyor. Aynı kazada Zenon'da diğer yarışçı mavi takımın yarışçısı da kaza geçiyor. Ve o da ağır şekilde yaralanıyor. Efendim İspanyol yarışımızda orada sakatlanıyor diğer kardeşler koşup çıkarıyor doktor falan çağırıyorlar ama iflah olmuyor ölüyor e bu siyahi abimizin atlara bakan at bakıcısı olan abimizin dediği şey gerçekleşiyor aslında burada bu yarışlar çok tehlikeli her seferinde birileri ölüyor kardeş bu riske girmeye değmez tamam şan şöhret güzel ama para da güzel ama her seferinde bu ölümle burun buruna geldim bu hikaye girmenin ne anlamı var demişti bunun önceki bölümlerde. Burada onu görüyoruz. Gerçekten kardeşi pis pisine ölmüş oluyor. Tabii küçük kardeş bunu yediremiyor, kabullenemiyor. Yani Scorpus tarafı, rakip tarafından olsa belki bu kadar dert etmeyecekler ama kendi takımı oyuncusu tarafından bu şekilde öldürülmesi e, İspanyolları delirtiyor. Özellikle küçük kardeşi delirtiyor. Bu sırada Tenax falan da geliyor. Kavga çıkıyor orada. Tenax orada tarafsız kalıyor. Çünkü bir tane yarış, yarışçısı şampiyon ölmüş. Elinde bir Scorpus var, bir tane de diğer İspanyol var. Şimdi bunlardan birini desteklese bir tane daha yarışçısını olacak. Bu sefer yarışçı arayacak. İşte kendisine bir yeni bir yarışmacı şey yarışa girecek adam araması, şampiyon araması lazım. Bunu yapmak istemediği için sessiz kalıyor. Sessiz kalması Kala'yı yani bunu diye ablamızın sinirlenmesine yol açıyor. Ya yani sen ne biçim adamsın falan diyor. Bir anda böyle Tenax'la Kala arasındaki romantik durum şey yapıyor. Biraz soğuyor. Kala orada çok kızıyor. Tenax da çıkarlarım bunu gerektiriyorsa bunu yaparım tarzda bir şeyler söylüyor. İlerleyen kısımlarda Kalan'ın bu Tenax'in verdiği tepkiyle birlikte o da kendince kendisine itiyor. Vay öyle mi o zaman ben de kendi çıkarlarım için hareket edebilirim deme durumu oluşuyor bu bölümde. Sonraki bölümlerde bunun ya yani bir sonraki bölümde bunun karşılığı olan Kalan'ın yapacağı hareketi göreceğiz. Efendim bunun üzerine yani bu olaylardan sonra küçük kardeş, İspanyol kardeş ve siyahi at bakıcısı abimiz bu takımı terk ediyorlar. Ve karşı mavi takımda yarışmak istediklerini söyleyerek onların yanına gidiyorlar. Ee, oradaki kızıl saçlı cadı ablamız da bu durumdan memnun oluyor. Onun intikam duygusuyla hareket ettiğini fark ediyor ve kendi takımını alıyor. Olaylar böyle gelişiyor. Daha sonra e, burada sen abimi öldürdün, öldürmedin gibi bir tartışma oluyor. Ve bunun üzerine e, bunun tek şahidi olan Zenon'da. Bu işin içinde yani burada gördü neler olduğunu biliyor hala hayatta bunun üzerine Skorpus onun yanına gidiyor canım arkadaşım can kardeşim şeklinde ona yanaşıyor aman diyor sakın benimle ilgili bir şey söyleme ben senin her türlü sağlık masrafını karşılarım senin giderlerini karşılarım gibi ona biraz rüşvet vermeye çalışıyor Zenon tabii ki hem çok doğrucu Davut bir adam hem de birazcık salak bir tip bence salak demeyeyim de saf bir tip diyelim salak yanlış olur. Saf ve doğrucu bir tip. Bunun üzerine şeye diyor ki Skorpus'a yürü git lan ben sana eyvallah etmem ne, ne doğru biliyorsam onu söylerim diyor. Tabi bu bu kadar entrikanın dö döndüğü Roma dünyasında pek yapı yapılacak iş değil edilecek söz değil. Bunun üzerine yastıkla Skorpus bizim Zeno'nun kafasına basıp öldürüyor. Vay sen misin söyleyecek diyen öldürüyor odada kimse de yok. Şimdi böyle akıllı bir adam olsa gerçeği söyleyecek bile olsa Skorpus orada ben bir şey görmedim ki kardeşim zaten baygındım. Neden bahsediyorsun hiçbir şeyden haberim yok dese belki orada hayatta kalacak. Ama Scorpus'u atar gider yaptığı için Scorpus onu orada öldürüyor ve çıkıp ya Zenon yaşayamadın nefes kesildi öldü deyip konuyu kapıyor. E tabi otopsi diye bir şey de yok. Bu gerçekten nasıl öldü kafasına yastık boğularak mı öldürüldü iç kanamadan mı öldü bunu bilemiyor kimse. Ve ölümüne herkes kabulleniyor. Küçük kardeş bunu görünce iyice sinirleniyor ama yapacağı bir şey yok. Çünkü hani ölmüş yani sen öldürdün desem ne olacak elinde kanıtın yok bir şeyin yok. O olay dosya orada kapanmış oluyor. Yani öldürülen İspanyol'un hikayesi orada bitmiş oluyor. Tenax'a Domitian'ın oyunları organize etme etkisi verdiğini görüyoruz. Git diyor oyunları organize et. Tenax da ben sokaktan yetişme adamım. Sokaktaki adam ne bilir? Ne ister? Gayet iyi biliyorum. Ona göre size öyle bir oyun organize edeceğim ki aklınız şaşacak. Ey yüce Domitian diyor ve oyunları organize etmeye başlıyor. Oradaki adamları kendisi kendi yanına çekip. Ki buradan görüyoruz ki ilerleyen bölümlerde ya da sezonlar devam ederse, ikinci, üçüncü sezon gelirse Tenax'ın buradan birçok iş yapacağı, buradaki adamları kendine bağlayacağını, yeni ekibinin buradan kuracağını anlıyoruz. Artık hem gladyatörlerden hem buradaki korumalardan yeni adamlar devşirecektir. Çünkü e, buradaki yetki tamamen bu işin organizasyon yetkisi Tenax'ın eline geçiyor. Öyle bir durum oluşuyor. Tabi bu senatörlerle Domitian arasında bir rekabet var. Senatörlerden biri bu şeylerden, hanelerden biri e Domitian'ın yaptığı kötülüğü hemen gidiyor, şey haber veriyor. Bu yiyeceklerin geç gelmesi için gemicileri yavaşlattığı yönünde bir şey vardı. İddia vardı. Fakat bu kanıtlanamamıştı. Çünkü Tenax oradaki herkesi öldürmüştü. Fakat bunlardan gemicilerden birisi hala ilerideki denizin ilerisinde bir yerde şeymiş, hayattaymış. Bunu öğreniyoruz. Senatör bunu öğreniyor ve geliyor Titus'a bildiriyor. Diyor ki böyle bir adam varmış. Hani senin kardeşinle böyle bir davam vardı. Hani bir nevi itikam alıyor aslında. Sen bizim senatörle indirdin şimdi biz de seni indiriyoruz gibi bir davaya girişiyor ve bunu Titus'a söylüyor. Titus da biraz eşek bir herif olduğu için hemen koşup kardeşine kardeşim sen böyle bir şey yapmışsın bak itiraf et affedeyim ya da cezanı affedeyim gibi bir tepkiyle kardeşin karşısına çıkıyor. Tabi Domitian bunu duyar duymaz hemen Tenax'a koşuyor. Ya Tenax sen hani herkes öldürmüştün bak bir tane daha adam var diyor o gelecek. E onu öldürme şansımız da yok gemiden inilmez Titus'un karşısına çıkacaklar bunu diyor. Tenax da diyor ki yapacak bir şey yok. Kardeşini öldüreceğiz diyor yani. Pardon, bunun Tenax değil, Dominion diyor sanırım. Tenax'ın diyor ikisinden biri diyor işte. O zaman diyor Titus'u öldüreceğiz artık. Başka çare yok. Çünkü öldürmezsek bu haber gelirse önce Domişin öldürülür. Dominion temizlendikten sonra Tenax'ın koruyucusu kalmadığı için, onun abisi kalmayacağı için amisi. Bu sefer de Tenax öldürecek. Tenax diyor ki bu ikimizin de kellesini alır bu olay. O zaman diyor biz şeyleri satın alalım. Titus'un yanındaki korumalarını satın alıp bir şekilde ona suikast düzenleyelim. O da tamam diyor. Korumalarla görüşüyor. Korumada 10, milyon altın mı? 10 bin altın mı? Öyle bir şey. 10 milyon olur mu lan? 10 bin altın istiyor. E, bunun karşılığında işte sizin yanınızda yer alırım diyor. Bu korumaların başı. Tenax okey diyor. Domishin'le konuşuyor. Domishin de diyor ki lan bu kadar parayı nereden bulacağız biz? Tek yapacağımız şey var diyor. Bir bahis oynayacağız. Bu bahisin karşılığında işte iyi bir para kazanacağız. Bunların parasını ödeyeceğiz. Olay bu. yani planları bu şekilde. Efendim sonraki bölümde ilerleyen kısımlarında. Domishi'nin odasına gittiğinde sevgilisinin başka bir adamla birlikte olduğunu görüyor. Buna deliriyor tabii. Ben bu sahneyi ilk gördüğümde aklıma şey geldi. Hani zaten bunlar farklı adamları yataklarına alıyorlardı. Bununla ilgili bir problemleri yoktu. Sanırım burada kıskançlık değil de sözünü dinlememesinden kaynaklı bir kızgınlık var. Yani hani bu beni aldattı kızgınlığı değil. Bu daha çok ben imparatorum, ben egom çok, imparator olacağım, egom çok yüksek. Ben efendiyim, kibirli bir adamım. Sen nasıl benden izinsiz böyle bir hareket yaparsın deyip bir anda çocuğu cezalandırıyor. Yani çocuğu cezalandırmasının sebebi aslında ona duyduğu aşktan ötürü bir şey değil. Ee, nasıl söyleyelim? Kıskançlık sonucunda bunu yapmıyor. gerçekten Bunu yapmasının sebebi Emirlerini sözünü dinlememesi. Domişim bu konuda çok e, takıntılı bir adam. Herhangi bir sözünü dinlemediği takdirde... ...ya da ona asilik yaptığını hissettiği anda... E, ...ipleri tamamen koparıyor. Şeyle de böyle olmuştu. Köleyle, köle ile... gladyatör Köle, Nubudyalı Köle ile de... ...aynı şey olmuştu. Bu çocukla da aynı şey oluyor. Çünkü çocuğa sürekli böyle... ...konuşmalarında... ...aksan kölesin, haddini bil, hareketlerine dikkat et... ...şeklinde sürekli köleyi aşağılayıp... ...onun e, yerini bilmesi konusunda... ...onu uyarıyordu... Bu konuda çok takıntılı bir adam ve kölesinin böyle bir şey yaptığını görünce direkt onu cezalandırıp hapse attırıyor. Bu ara Tenax eve geldiğinde Carlyle'la konuşmalar oluyor, çeşitli konuşmalar oluyor. Ee, ve bu konuşmalardan sonra yakınlaştıklarını görüyoruz. İyice samimiyeti artıyor. Tenax'ın zaten etrafında başka kadın yok. Kadınlarla işli dışı değil yani hayat kadınlarıyla falan birlikte olan birisi değil. Bu nedenle yanındaki tek kadın ve aynı zamanda onun bir an birçok anlamda koruyucusu olan, ona destek çıkan, bir nevi yol arkadaşlığı yapan e, Kala'ya karşı bir samimiyet, bir sevgi duymaya başlıyor ve ona çok güveniyor. Kala aynı şekilde Tenax'a güvendiğini görüyoruz ama Tenax'ın zaman zaman böyle kendi çıkarlarına yönelik yakınlıktaki, yakındaki arkadaşlarının sattığını gördüğü için %100 tam bir güven duygusuyla da yaklaşamıyor Tenax'a. Böyle de bir aralarında e, bir şey var. Kala'da böyle bir düşünce var ama Kala hiçbir yamuk yapmadığı için Tenaks'a hiç böyle bir düşünce yok. Tamamen Kala'ya karşı büyük bir güven duyuyor ve zaten hani ölmeye yakınken onu koruması, kurtarması gibi durumlarda söz konusu. Bu nedenle bu ikisinin arasında ciddi anlamda bir ortaklık, bir samimiyette yollarına devam ediyorlar. Ben bu ilişkinin ilerleyen bölümlerde daha ileri gideceğini düşünüyorum. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama şimdi bu kadar. Bay bay.